7 Haziran 2015'te yapılacak genel seçimlerde artık aday adayları kendilerini tanıtıyorlar. Basına, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına tanıtıyorlar. Bölgemizde Kars, Ardahan, Iğdır'lı hemşerilerimiz de yoğun bir şekilde özellikle 3. bölgede aday oluyorlar. Ve bugün de 20'ye yakın gazetecinin sorularını yanıtlayan, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Deniz Bozkurt, Kemal Deniz Bozkurt'la birlikteyiz. Bugün bu hemşerimizin de kısaca tanıyacağız. Hemşerimizin projelerini tanıyacağız. Niye aday oluyor? Gelince Türkiye'ye hizmeti ne olacak? Üçüncü bölgeye ne hizmeti olacak? Tabii tecrübeli bir siyasetçimiz. Kendisi makine mühendisi. Kemal Bey, önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Bana bu olanağı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum öncelikle. Umarım Sınır TV başladığı bu yolda sizinle beraber çok önemli yol alacak. Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu olur diye umuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben öncelikle kendimden bahsedeyim. Benim ismim Kemal Deniz Bozkurt. 1965 Ardahan doğumluyum. 1977 yılından itibaren Esenyurt'ta ikamet ediyorum. Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Okuldan mezun olduktan sonra, askerlik görevimden sonra uluslararası şirketlerde yatırım ve yatırım planlama konularında çalıştım. 50 civarında tesisin, fabrikanın projelendirilmesi, kurulumu, bunların yeniden organizasyonu ile ilgili birçok çalışmayı yürüttüm. Şimdi de daha sonra istifa ettim, ayrıldım. Kendi şirketim var şimdi, aynı alanlarda faaliyet gösteren. O şirketi yönetiyorum. Mütevazi bir şirketimiz var. 1985 yılında üniversitedeyken SODEP'e üye oldum. Daha sonra SHP, Cumhuriyet Halk Partisi ve bugüne kadar üyeliğim devam etti. En son partinin çok değişik kademelerinde görev aldım. Belde yöneticiliği, ilçe yöneticiliği, gençlik kolları, il insan hakları komisyon üyeliği, delegelik vesaire birçok değişik görevlerde bulundum. Ama benim için çok önemli olan 2009 yılında başlayan Esenyurt ilçe başkanlığı görevini bir dönem atanmış, arkasından iki dönem de seçilmiş olarak devam ettirdim. Esenyurt'un seçilmiş ilk ilçe başkanıyım. Aynı zamanda o dönemde ilçe oldu çünkü. Kurucu ilçe başkanı demeyelim, seçilmiş ilk ilçe başkanı. Evet, aynı zamanda kurucu ilçe başkanı da diyebiliriz ona. Şimdi niye aday oldum? Hepimizin bildiği gibi Türkiye birçok açıdan iyi yönetilmiyor. Türkiye'nin ekonomisi borçlanarak gidiyor. Borçlanarak giden bir ekonomi var. Eğitimi 10 yılda bu AKP hükümeti 10 defa değiştirdiler. Deneme tahtasına dönüştürdüler resmen. Dolayısıyla altyapı diye yıllarca verilen emekle oluşturulan altyapı alt üst edildi. İç barışımız ciddi şekilde tehlikeye girdi. Onun dışında kadın hakları ile ilgili, kadının yaşamdaki yeri ile ilgili ciddi sorunlar var. Biz 70'li yıllarda kadının yaşama, iş hayatına katılması için neler yapmalıyız? Hangi çalışmaları yaparak daha çok kadını yaşamın içine çekeriz diye tartışırken, bugün artık kadın cinayetlerini ve başka ciddi sorunları tartışıyoruz. Yani dolayısıyla kadınlarla ilgili de, kadının yaşama katılmasıyla ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Türkiye'nin yine en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorunu, gençlerin en büyük başının belası. Yüzlerce üniversite açıldı ama bu üniversiteler sadece o gençleri belli bir süre orada tutan, bir anlamda işsizlik rakamlarını aşağı göstermek için kurulan kurumlar gibi çalışıyor şu anda ve üniversitelerimiz işsiz yetiştiren kurumlar haline geldi ve eğitim sistemiyle tabii çok oynandığı için niteliksiz insanlar üretmeye başladık. Türkiye'nin maalesef
maalesef diyorum, öyle bir cumhurbaşkanımız var ki, cumhurbaşkanımız bize ne yiyip ne içeceğimizi, nasıl oturup nasıl kalkacağımızı, kaç tane çocuk yapacağımızı dikte etmeye, hatta neler düşüneceğimizi dikte etmeye başladı. Öyle bir cumhurbaşkanımız var. Son günlerde de işte cumhurbaşkanı olduğunu unuttu. AKP'nin genel başkanı gibi sizden 400 tane milletvekili istiyorum talimatları veriyor. Yani trajikomik bir durum. Bir ülkenin cumhurbaşkanı en çok tarafsız olması gereken kişidir. Kurumlar arasındaki dengeyi sağlamak için. Şimdi eğer o bir talimat veriyorsa bir parti lehinde, oturup çok uzun düşünmek lazım. Çok çok uzun düşünmek lazım. Aynı zamanda bunun olmaması için ne yapmamız gerektiğini de enine boyuna tartışmamız lazım. Ben soruyu şeye getirmek istiyorum. Buyurun. Yani, Türkiye'si tanıyor. Özellikle mimar olmanızdan ve makine mühendisi evet. olmanız, özellikle bu bölgedeki çalışmaları çok iyi takip eden, yüksek katlara karşı çıkan ve bunu kamuoyuna taşıyan, özellikle ulusal basında haftalarca tartıştığından bir ilçe başkanısınız. Yani seçilirseniz, Cumhuriyet Halk Partisi gösterirse, seçilirse İstanbul'daki bu yüksek katlar, bu yapılaşma, haksız yapılaşmalar için neler yapacaksınız? Mücadeleniz devam edecek mi? Evet, şimdi Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de plansız olaya gelecektim. Siz vurgulamama neden oldunuz. Türkiye'nin sorunlarının kaynağı plansız büyümesi. Şimdi Esenyurt'ta 30 bin kaçak konut vardı. Buna karşı mücadele ettik. Bunu kamuoyuna taşıdık. Bu imar yolsuzluğunun kamuoyunda duyurulması için İki defa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oturma eylemi yaptık. Sayın Genel Başkanımız parti grubunda 3 defa bu konuyu Türkiye gündemine taşıdı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergeleri verildi. Gerek imar yolsuzlukları ile ilgili, gerek Türkiye'de yapılan çarpık yapılaşma ile ilgili, yani sadece yapılaşma ile ilgili değil. Bakın, ben Ardahanlıyım. Ardahan'dan niye göçtüm buraya geldim? İş olmadığı için geldim. Babam ben okuyabileyim, iyi bir eğitim alabileyim diye buraya göç oldu. Yani orada iyi bir üniversite olmadığı için geldi. Halbuki bu devlet, bu hükümet eğer bu ve bundan öncekiler eğer sağlıklı planlar, sağlıklı büyüme planları yapsa idi, biz o zaman bölgemizde kalacaktık. Bu bölgenin de çarpık yapılaşmasına katkıda bulunmayacaktık. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul 3. bölge, 3 milyon 700 bin seçmen var. Yaklaşık 7-8 milyon nüfus demek. Esenyurt 45 milyon metrekare yer, 1 milyon nüfustan bahsediyoruz. Ülke. Şimdi böyle bir saçmalık olamaz. Yani böyle bir plansızlık olamaz. Bu bize çok ciddi negatif etkileri olacak. Bizim gelecekte kaynaklarımızın yanlış yerlere harcanmasını sağlayacak. Şimdi siz de göçtünüz, ben de göçtüm. Sizin Ardahan'da bir eviniz vardı, benim de vardı. Şimdi virane oldu, değil mi? Evet. Babam uğraştı, ben uğraşıyorum. Çocuklarım da uğraşacaklar ki düzgün bir ev yapalım, burada yaşamımızı idame edelim. Üç kuşak gitti. Üç kuşağın harcadığı para betona, moloza, demire ve altyapıya gitti. Kanalizasyon, su. Halbuki orada vardı onlar. Bir kısmı vardı. Şimdi bundan sonra bunun olmaması için planlı bir yapılanma olması lazım. Her plansız uygulamanın, her yolsuzluğun, her imar rantının karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kamuoyunda, basında, televizyonda ben bunun savunucusu olacağım. Onun Yılmaz Bekçisi olacağım. Şimdi efendim bir sorumuz daha var. Bizim bütün Kars, bizim yani sınır tipi Kars, Ardahan, Iğdır ve Serhat illerine hizmet etmek için kurulmuş. O bölgeyi tanıtacak amacımız budur. Dolayısıyla bu gurbette de siyaset yapan sivil toplum kuruluşları olsun, iş adamı, yani ünlü sanatçı, hepsini tanıtıyoruz. Yalnız burada herkesten bir söz alıyoruz, siyasetçilerden. Siz eğer seçilirseniz, tabii Türkiye'nin sorunları ayrı, onu mücadele verecekseniz, Kars, Ardahan, Iğdır'ın sorunlarıyla da ilgilenecek misiniz?
Evet. Tabii biliyorsunuz milletvekilliği her ne kadar seçildiği ve bir bölgeden seçilse de Türkiye milletvekilidir. Ben 3. bölgeden seçildiğim için tabii öncelikle 3. bölgenin sorunlarını, özellikle Esenyurt'un sorunları üzerinde duracağım ama benim etimi kemiğimi oluşturan mineraller Ardahan'ın mineralleri. Onun topraklarının ürenleri. Benim etim kemiğim oradaki işte buğdaydan, efendim etten, haşilden, efendim gazdan, değil mi? Bu buradan oluştu. Dolayısıyla beni var eden yeri benim unutmam mümkün değil. Asli görevlerimden bir tanesi de o bölgenin, daha o bölgede yaşayan halkımızın, vatandaşlarımızın daha iyi yaşaması için ne gerekiyorsa yapmaktır. Ben çünkü onların da haklarını kullanarak okuma olanağı buldum. Oradaki, belki ben okuduğum için oradaki bazı arkadaşlarımız okuyamadı. Dolayısıyla benim oradaki insanlara ve Türkiye'nin diğer bölgesindeki insanlara bu hakkı iade etme sorumluluğum var. Bu yüzden sonuna kadar orası içinde yapmam gereken ne varsa yapmaya çalışacağım. Yani tarımla ilgili çok şey yapılabileceğini biliyorum orada. Hayvancılıkla ilgili çok fazla şey yapılabileceğini biliyorum. Bakın, ruhsal rehabilitasyon alanları yapılabilir. Çok özel hastaneler yapılabilir. Oradaki ormanların yakınında sağlıkla ilgili hizmetler verilebilir. Balıkçılıkla ilgili, kış turizmiyle ilgili, atçılıkla ilgili, binicilikle ilgili çok fazla işler yapılabilir. Bu ayaküstü hemen söylediğim şeyler ama daha yere basan birçok projenin orada da uygulanması için elimden geleni yapacağım. Hemşehrilerimiz destek sunuyor mu? Karsardanlıdırlar. Mesela ayrımcılığı falan sevmiyoruz. Biz bunu, Türkiye buna şahittir. Biz kesinlikle dindir, ırk ayrımı yapmayız. Evet. Fakat yine de herkesin lobisi var. Karsardanlıdırlar siyaset yapmayı öğrendiler mi? Yani bu seçimlerde sizlere destek sunacaklar mı? Ön seçimlisin genelde. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karslılar, ben Karsardan Iğdır'ı Karslılar olarak değerlendiriyorum. Karsardan Iğdırlılar Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir yer tutuyor. Yani gerek bugün işte Gürsel Tekin partinin ikinci büyük yöneticisi, çok önemli işler yapıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir yer ediniyoruz. Biz sadece o değil, başkaca da arkadaşlarımız var. Yani geçmişte de vardı. Sırrı Atalay'la başlayan, saygıyla anıyoruz kendilerini. Birçok abimiz, arkadaşımız var orada görev yapan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde etkiniz biz. Ben şöyle söyleyeyim. Benim tabii kişiliğimden dolayı, örgütçü olmamdan dolayı bana destek veren değişik yörenin çok fazla insanı var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ama hemşerilerim tabii bir başka canla destek veriyorlar ve duyunca seviniyorlar, bazen gönül koyuyorlar beni de niye aramadın diye. Ben eğer kazanırsam bu kazanımda onların çok büyük bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Kazansam da kazanmasam da onlarla ve onlarla aynı topraklardan gelmiş olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ben bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Tabii bizim bu farkındalığımızı oluşturan kişiler de köy enstitüsü, Susuz Cılavuz Köy Enstitüsü'nün mezunu öğretmenlerimiz. Onların da ölenlerini rahmetle, kalanlara da saygılar sunuyorum. Rahmetle anıyorum, kalanlara da saygılar sunuyorum. Efendim, bir toplantının sonuna geldik. Artık biz Sınır TV olarak bütün hemşehrilerimizden bu ülkeye hizmet edecek, yolsuzluk yapmayacak, bizleri utandırmayacak, dindir ayrımı yapmayacak bütün hemşerilerimize ön seçimde destek bekliyoruz. Ön seçimde yanlarında olmayı istiyoruz ve Türkiye'deki Karsardağ'ın Iğdır'ın lobisini oluşturmak için biz Sınır TV olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkanım, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bana bu olanağı verdiğiniz için. Hemşerilerime de selamlar, saygılar iletiyorum. Sağ olun.